LOL Surprise O.M.G. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Umarım herkes çok iyidir arkadaşlarım. Nasılsınız diye sormuyorum. Hepinizin iyi olduğundan eminim. Çünkü yaz tatilindeyiz. Tatilde yapacak olduğu Amerika alışverişlerine hızla devam ediyor. İşte onlar arasından geçen hafta elimize ulaşanlar karşımızda. Bir tanesini benden gizli birileri açmış. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Orada iseniz haydi swag için bir like atın canlarım. Bu sablanızın ve benim favori bebeğimiz şu an için. Bugün açacak olduğumuz bebek acaba fikrimizi değiştirecek mi? Birazdan bunu hep birlikte öğreneceğiz. Lütfen kanalımızdan ayrılmayın. Hemen like'ınızı bırakın ve hala abone değilseniz abone olun arkadaşlarım. Bugün Buse ve Ceylin'den gizli. Acaba hangi LOL Surprise bebeğini kutusundan çıkartacağım? Sürpriz kararımı açıklıyorum. Açıklıyorum işte arkadaşlarım. Diva! Diva en sevdiğim, en klasik, en özel bebeklerdendir arkadaşlarım. Hatta onu siyaya dönüştürdüğümüz de doğrudur arkadaşlarım. Kanalımızda videolarını bulabilirsiniz derken hadi hemen onu alalım yanımıza ve nasıl bir şeymiş arkadaşlar. Bence devrim niteliğinde yapmış olduğu bu dev bebekler çok güzel değil mi? Hepimiz bu bebeklere sahip olduğumuz zaman başucu bebeği yapmaz mıyız canlarım? Evet, bu sablanızın başucu bebeği belli oldu. Benimki ise bu değil. Benimki nerede arkadaşlarım? İşte burada. Ama ona o kadar kırgınım ki. Onu yıllardır bekliyorum. En son olarak bir kol açmış olduğumuz LOL Surprise erkek LOL boys'ların içinden King B'yi zorla bulmuştuk. Neden zorla diyorum? Bütün paketi açmıştık ve en sona bu kalmış arkadaşlarım. O kadar korktuk ki yüreğimiz ağzımızda açtık o paketi ama sonunda çıktı geldi biz arkadaşlarım. Bir kol açtık. Eğer bu çıkmasaydı bir kol daha alacaktık, bizi kurtardı. Onun yerine sizler için şu anda elimize ulaşamayan Neon Cutie ve LOL Surprise'in yeni sürprizlerinin siparişini çok dan vermiş bulunmaktayız canlarım. Hepsi geldiği zaman teker teker sizlere tanıtmış olacağız canlarım, canım arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen bunu unutmayın. Bir sonraki videoya... Pardon. Hatlar karıştı arkadaşlarım. Ne vedası arkadaşlar. Kendi başıma mı açacaktım bunu? Sizden ayrı ben Kinder sürpriz yumurtası bile açamıyorum. Diva'nın içinde gizli olduğu gardırop şeklindeki şu kutunun etrafına şöyle bir bakalım. Ne kadar güzel dizayn edilmiş. O kadar üzülmüştüm ki arkadaşlarım. Swag benden habersiz kutusundan çıktığı için onun kutusunu bile elime almadım. İnceleyememiştim. Biraz önce baktım ki zincirlerle bezenmiş. Harika bir kutusu varmış. Peki Lady Diva'nın bana özelliğinden bahseder misiniz? Neden böyle leopar desenli ya da dalmaçyalı desenli mi arkadaşlarım? Lütfen bana Lady Diva'nın özelliklerinden bahsedeyim. Royal Bee'nin kutu desenini açarken inceleyeceğiz canlarım. Hadi açalım. Ambalajın üzerinde renkli bir cam var. Lady Diva oldukça gizemli görünüyor. Ve arkadaşlar kutunun üzerinde harika bir haber var. Seri 1 olduğundan bahsediyor. Demek ki bu konseptin 2. serisinde hatta 3. 4. 5. serisinde görecek miyiz arkadaşlarım? 4'er 4'er bence bize bütün karakterleri sunsunlar. Bu bebekler bir harika, öyle değil mi? Barbie'ler, Bratz'ler, Ever After High bebekler çok kıskanacaklar. Bu heyecanımı benimle paylaştığınız için çok çok teşekkür ederim. Evet, hadi bir yerleri devirmeden. Bakın arkadaki Harry Ghost ve Sparkle düşmek üzere. Düşebilirsiniz. Şu anda LOL Surprise dünyasının en güzel bebeğini açıyorum. Bize gizemli görünen Diva'ya bir bakın. Meğer saçları sarıymış ya Diva'nın. Öyle mi? Sarı saçlı Diva. Neredesin arkadaşlar? Bizi Diva var, bulamıyoruz. O yüzden bakın şuradaki glitter Diva'yı getirdim karşınıza. İşte o da buydu arkadaşlarım. Saçları renk değiştiriyordu. Hatta onu bir dönüşüme uğratmıştım. Bakın dönüşümden geriye kalan bir taraf sarı, bir taraf pembe saç renginin izleri hala duruyor. Bize fazla çıkmış, ben onu dönüştürmüşüm. Sanki bize hiç çıkmayacak diye glitter Diva'ya dönüştürmüşüm arkadaşlarım. Peki size hemen bir soru geliyor. Acaba Prankstar ile Diva'yı sürekli karıştıran sadece ben miyim canlarım? Cevaplarınızı heyecanla bekliyorum. Hadi bizim karşımıza geçene kadar fotoğrafını bir kez daha göster. Fuşya rengi kürküne bayıldım Lady Diva. Kulağında kulaklık var. O bir star arkadaşlarım. Çantası. Wow. Arkadaşlarım fotoğrafına bu kadar takıldıysam, hayran hayran baka kaldıysam, gözlerimi alamıyorsam acaba yan tarafta gardırobun içindeki eşyaların içinden neler çıkacak? Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, koşun koşun gelin. Bir magazin dergisi buldum. İçinde Lady Diva'dan bahsediyor. What's your star sign? Sonbaharda yayınlanacak olan dergiyi şimdi inceliyoruz arkadaşlarım. Bu tarihe geçecek bir an. Get out on that stage and think or hear out. Because today our performance will be fire. Arkadaşlarım ne demek istiyor? Ben bunu çözdüm ama. Evet, çünkü bildiğimiz kelimelerde ama biraz şekilli şükürlü yazılmış arkadaşlarım. Mesela today'i bakın nasıl yazmış. Or'u nasıl yazmış arkadaşlarım. Be fire nasıl yazılmış. Ve Lady Diva koç burcuymuş canlarım. Hadi koçlar yorumlara, kimler aramızda koç burcu? Magazin dergimizi şöyle kenara bırakıyorum ve dolabımızın içini karıştırmaya devam ediyorum. Wow wow. Arkadaşlarım. Bebeğimin aksesuar, ayakkabı ve kıyafet burada. Kıyafetlerini ne kadar özenle yapmışlar. Gerçek gibi bir elbise kılıfının içinde. Askıları da var. Acaba bunlara asacağımız bir dolap var mı? Bunu birazdan inceleyeceğiz. Bebeğimizden önce aksesuarları görelim. Wow, çizmesi varmış. Ayakkabı kutusu. Bu da aksesuar kutusu.
Heyecanlandım, açtım arkadaşlarım, daha fazla bekleyemedim. Gerçek hayatta en lüks mağazaya gittiğinizde bile böyle bir sunumla karşılaşmıyorsunuz arkadaşlarım. Evet, kağıda sarılmışını gördüm ama böyle bir kutu içinde sunum daha önce hiç görmemiştim. Bakalım neydi Diva'nın aksesuarlarını inceleyelim. Bu bir kafa mikrofonu, tam Divalık değil mi arkadaşlar? Süslü püslü. Wow, üzerinde Diva yazılı gümüş bir kolye. Afiş fotoğrafında bu kolyeye rastlayamadım. Sanırım sahneye çıkarken... Arkadaşlarım, kolye değilmiş ki, bu bir kemermiş. Gül ablamızın en çok korktuğu, bütün yazı evde geçirdiği, bahçesinde olan hayvan. Arkadaşlar şu anda elinde olduğuna inanamıyorum. Ben bunları solucan diyeceğim. Lütfen gerçek ismini siz yorumlara yazmış olun. Lady Diva'nın böyle bir küpe taktığına inanamıyorum arkadaşlarım. Lady Diva benim için -1'dir. Bu kadar sevdiğim bir karakterden bu kadar çabuk soğumamın tek sebebi de işte bu küpelerdir. Devam edelim arkadaşlarım. Buz gibi oldum şu anda. Bir yetmez, iki kolyesiyle abarttıkça abartır. O bir Lady Diva'dır arkadaşlarım. Kolyelerine bayıldım. Bir tanesi kadınlığı simgeleyen harika gümüş bir kolye. Diğeri ise üzerinde Slay yazan bir deri tasma. Ben bu tarzı hiç sevmem. Arada görüyorum. O yüzden buna tasma diyorum arkadaşlarım. Allah'a şükür Buse ile Ceylin bu modaya kapılmadılar. Çünkü hiç tahammül edemiyorum. Şimdi sıra ayakkabı kutusunda. Hemen numarasını kontrol edelim. Bu çok önemli arkadaşlarım. Svek'le aynı numaradalar. Evet, 6,5 numaralıymış. Bu ne demek oluyor? Ayakkabılarını change edebileceğim. Çıkartalım ve Lady Diva'nın muhteşem güzel... Arkadaşlar çok benzemiyor mu kime dediğinizi duydum. Harley Quinn'in çizmelerine ben yapmıştım. Çok güzeldi arkadaşım. Lütfen izleyin o videoyu, bayılacaksınız. Bundan daha güzeldi emin olabilirsiniz ama. Lady Diva'nın muhteşem güzel fuşya rengindeki solucan desenli, gümüş zincirli, muhteşem güzel diz altı mı diz üstü mü arkadaşlar, bunu birazdan göreceğiz. Evet, diz üstüymüş canlarım, fotoğrafında öyle gösteriyor. Birazdan gerçek halinde hep birlikte göreceğiz canlarım. Elbise kılıflarının içindeki kıyafetleri hemen çıkartalım ve artık bebeğimize kavuşalım. Yine dokunmaya çekindiğim harika bir solucan desenli elbise kılıfıymış arkadaşlar. Pek de mutlu değilim bu durumdan, anladığınız üzere. Wow, wow! Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, ne kadar güzel bir elbiseyle karşı karşıyayım. Karşı karşıyayım, çıkarttık. Şu solucan kılıfından artık kurtulayım. Evet, sadece etek çıktı. Ben iki takım çıkacak zannediyordum arkadaşlarım. Üstü neredeymiş? Yoksa kandırıldık mı? Yoksa ben solucan desenli kılıftan korkuyorum diye tam olarak içini kontrol edemedim. Arkadaşlarım, etmişim. Hepsi bu kadarmış. O zaman diğer elbise kılıfının içinde şöyle bir karıştıralım. Swag'le aynı yerden alışveriş yapıyorlarmış. O da BB Butik'ten almıştı. 2 günde teslim diyor. Vay canına, ben de bir karıştırsam mı acaba o siteyi? Arkadaşlar, evet, kürk gerçekmiş. Yaşasın arkadaşlarım ya. Kime benzettim? Chelsea'nin de böyle bir kürkü vardı. Hatırlar mısınız arkadaşlarım? Minnacıktı. Hadi çık artık. Çık buradan arkadaşlarım sanırım. Evet, gerçekten kandırıldık. Çünkü hani büstiyer nerede? Kürkün içine giyecek olduğu büstiyer çıkmadı arkadaşlarım. Bir dakika. Dın dın. Dın dın. Ve dın dın. Burada da yok arkadaşlarım. Kürk işte böyle. Wow. Arkadaşlar, kürke bayıldım. O kadar yumuşak ki. O kadar uzun ki tüyleri. Ve çekiyorsun çekiyorsun. Asla gelmiyor. Dökülmüyor tüyler arkadaşlarım. Bayıldım. Şu anda biraz modumun düşmüş olduğunu hissedebilirsiniz ama tekrar yükselteyim. Bir umut diyelim. Belki de büstiyer bebeğimizin üzerindedir. Çıplak gelmeyecektir. Karşımıza öyle çıkmak istememiştir belki de arkadaşlarım. Hadi bu heyecanımızı gidermek için. Hazır mıyız? Hazır mıyız canlarım? Wow. Yaşasın. Ne kadar güzelsin sen. Ayrıca Swag'e de çok benziyorsun. Neyse, hadi çıkartayım seni de öyle sohbet edelim. Arkadaşlar, Lady Diva'yı bir an önce bulmak umuduyla. Hadi bize yardıma gelin arkadaşlar. Diva'yı birlikte arayalım bu evde. Wow, evet, doğru tahmin etmişim arkadaşlarım. Bebeğim çıplak gelmemiş. Ve yanında bir de poşet var. Hemen sürpriz poşeti şöyle çekip alıyorum. Wow, tarağı varmış. Başka neleri neleri var canlarım. Bu da BB Butik'ten alınmış. Ama sürpriz, hediyeymiş. Sanırım kendi seçmemiş. Wow, vay canına, yaşasın arkadaşlarım. Kutu şeklinde, matara şeklinde harika bir çanta. Uzun sapından bu şekilde askıya asıyorsunuz. Bu şekilde de elinize taşıyabiliyorsunuz. Harika bir çanta, üzerinde leopar desenli. Gel bakalım yumuşak Lady Diva. Arkadaşlar, lastikleri keserken ona dokundum. Ve nasıl bu kadar yumuşak olduğuna inanamadım. Dokunmanızı, şu anda yanında olmanızı o kadar çok isterdim ki arkadaşlarım. Elleri zaten yumuşacık. Adeta hiç bulaşık yıkamamış, hayatında yer silmemiş. Neden sileyim ki, ben Diva'yım. Süpersterim, şarkıcım. Ay, pek de bir havalıymış kızımız. Yalnız saçları çok sert arkadaşlarım. Bir swag formu beklemeyin. Şu anda swag'in değerini anladım. Buse ile Jane'in bu kadar abartmasının nedenini anladım arkadaşlarım. Lady Diva olabilirsin ama asla bir swag saçına sahip olamazsın. Ne? Nasıl? Swag? Hangi kopya gidiyorsun? Hemen bana telefonumu etsinler. Arkadaşlar, Lady Diva havalı olduğu kadar kıskanç bir kızımızmış. Hem de dudağının kenarında kocaman bir beni varmış. Aynı zamanda biraz da taklitçiymiş. Çünkü aynı yerde swag'in de bir beni var. Hayır.
Dolabın nerede değil? 12 sağda, benimki solda. Ay tamam tamam, bir şey de söylenmiyor buna. İyi ki divasın. Hadi biz devam edelim. Seni incelemek için sabırsızlanıyorum. Ellerin ne kadar da yumuşak. Ellerimi elinden alamıyorum. Wow, saçlara bakın. Siyah olsaydı biz çift zannedecektim. Kıvırcık kıvırcık kıvırcık, çok güzel bir tarzı var arkadaşlarım. Saçı yumuşak olsaydı ben bu modele bayılırım. Ama beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bu saçın sertliği nedir böyle? Tabii ki ben bu saçı bu şekilde kullanır mıyım? Hemen ılık bir suyun içine sokar çıkartırım. Birazcık da saç kremi. Oh, şöyle savursun. Ahenkli danslar sahibi olsun diva. Sahneye böyle çıkılır mı yahu? Kazık gibi. Ha anladım, sen bu saçları mikrofon sopası olarak kullanacaksın. Böyle. Neredeyse divanın stand olarak kullanacak sertlikte bir saçı var. O derece yani, abartmıyorum arkadaşlar. Aa, stand demişken hadi gelin hemen standını çıkartalım. Aynamız da varmış arkadaşlar. Ama aynamız dolabın içinde kalacak galiba. O zaman bu paketi asla kaybetmiyoruz. Hatta Gül ablayı bile görebileceğiniz bir ayna varmış arkadaşlar. Ah şöyle bir aynaya bakayım. Kaşımı gözümü düzelteyim. Arkadaşlarım, canım arkadaşlar, ya bayıldım. Kutusundan tutun da standına kadar, bebeğinden tutun da aksesuarlarına kadar her şey mükemmel tasarlanmış arkadaşlar. Hadi standımızı bir an önce çıkartalım. Buse bana bir ipucu vermişti. Standımız iki fonksiyonluymuş. Hem oturabiliyormuş hem de belinden askıyla taktığımız zaman ayakta mankenler gibi şarkısını söyleyebiliyormuş. Standımızı hemen kuralım. Divayı yerleştirelim ve üzerini standa giydirelim. İşte oturtmak için aparatımız da burada. Çok iyi düşünülmemiş mi arkadaşlarım? Hakkını vermişler, öyle değil mi? Acaba ülkemize geldiği zaman kaç liradan satılacak, çok merak ediyorum. Biz bunu yurt dışından TL karşılığı 200 TL'ye aldık. Bakalım standın altında başka ne kalmış? Evet, bu da belinden bağlayacak olduğumuz aparatımız. Onu da takalım. Önce oturtturacağım, belini ayarlayacağım. Belini de sabitleyeceğim ve divayı asla düşmeden standında oturtabileceğim arkadaşlarım. Hatta bunu kuaför koltuğu olarak bile kullanabilirim. Ve şimdi bacaklarını merak ettim. Bacakların çok havada kaldı. Hareket edebiliyor musun? Çok merak ettim. Wow, hareket etme özelliğin yok mu? Wow, varmış arkadaşlar. Tık sesini duyduktan sonra bacağını bir... Evet, sadece bu bacağını kırabiliyorsun. Arkadaşlar çok korkuyorum kıracak mıyım diye. Aa gerçekten tek bacağı. Evet, tek bacağı hareket ediyor. Oysa Sway'in iki bacağı da hareket ediyordu. Üzgünüm bebeğim. Sway senden şu anda birkaç puan önde gidiyor. Küsmece darılmaca yok. Ne görüyorsam onu söylüyorum. İnceliyoruz şu anda seni. Arkadaşlarımız ikiniz arasında bir karar verecek. Ama tek bacağın hareketli. Evet, çok üzgünüm. Hareket etmiyor diğer bacağın. Evet canlarım. Bakalım bilekler hareketli mi? Hayır ama esnek, yumuşak. Kollara bakalım. Kollar 360 derece dönebiliyor. Dirsek de aynı şekilde kendi etrafında dönebiliyor. Ve sadece sağ sol hareket edebiliyor. El bilekleri de öyle, her şekilde serbest. Her yöne rahatça hareket edebiliyor ve yumuşaklık özelliğinden tekrar bahsetmek istiyorum. Bakın ne kadar yumuşak, ne kadar yumuşak. Elini bırakasım gelmiyor ve üzerindeki bikini nasıl da güzelmiş. Lady Diva Swag Challenge'a ne dersiniz arkadaşlarım? Bunun için giysi ve aksesuarlarını giyip de gelmesi gerekiyor. İkisini birazdan karşılaştıracağız. Seni Dressing Room'a muhteşem güzel kostümlerini giymen için gönderiyoruz. Evet, Lady Diva dahil hepimiz çok heyecanlıyız. Bakalım Swag'le yarışabilecek mi? Gel bakalım. Wow! Aman tanrım, oh my god denilecek kadar muhteşem görünüyorsun. LOL Surprise OMG denilecek kadar harika görünüyorsun. Diva, bu şarkıyı senden dinlemek için sabırsızlanıyorum. Hadi bize biraz mırıldanır mısın? Hemen seni sahne için hazırlıyorum. Önce standına takacağım. Küpelerini takalım. Ve işte karşımızda muhteşem güzel elbise, aksesuar, ayakkabı ve muhteşem güzel diyemeyeceğim saçıyla Lady Diva canlarım. Ona şöyle baştan ayağa tekrar bakalım ve size kritik soruyu soruyorum. Swag mi, Lady Diva mı? Hemen şimdi i butonuna tıklayarak oylarınızı kullanabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar demeyeceğim arkadaşlarım. Bugünün ilk videosuydu. Günün ilerleyen saatlerinde muhteşem güzel videoları kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olun. Ve bir sonraki videoya kadar hepinizi çok özleyeceğimi sakın unutmayın. Ve oyun oynayın çocuk kalın. Hoşça kalın canlarım. Video sonu kalbini de yakalayın. Hop, hadi ben kaçtım.